Selamlar arkadaşlar. Eyüp Bey Kare Akademi AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok teknik bir detayı ölçen güzel bir parabol sorusu çözelim. İkinci dereceden fx polinom fonksiyonunun baş katsayısı 1'dir. Fx ile ilgili olarak her x gerçel sayısı için fx artı x kare büyük eşittir 9 ve f2 eşittir 5'tir. Buna göre f3 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim şunu bir hatırlamamız lazım. X kareyi diğer tarafa attığımda fx büyük eşittir 9 eksi x kare ve her x gerçel sayısı için bu sağlanıyormuş arkadaşlar. Bakın 9 eksi x kare parabolünü ben çizmeyi biliyorum değil mi? Baş katsayısı negatif aşağı doğru. Şuranın da 9 olduğunu biliyorum. Mesela bunu da biz gx fonksiyonu olarak düşünelim. F fonksiyonu daima g'nin üst taraflarında bir yerde kalacakmış. Bakın şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Bütün x reel sayıları için bu eşitsizliği sağlamak zorunda. Şimdi bana bir bilgi daha vermiş. F2 eşittir 5. Bunu niye verdi acaba? Şimdi arkadaşlar öncelikle g fonksiyonunda bir 2'yi yerine yazalım. Belki oradan bir göz kırpar soru bize. G2'ye bakalım. 9 eksi 4'ten 5. Bakın 2 için arkadaşlar g fonksiyonunun görüntüsü de 5. E eşitlik var burada. Demek ki f2 de 5 olduğuna göre tam bu nokta ortak noktaları. E parabolle doğrunun ortak noktası bir tane mi olur? Bir tane olmuyor. Olmayabilir değil mi? Şöyle de olabilir mesela. Bakın şurada şu şekilde olabilir. Atıyorum burası 2,5 olur. Burası da atıyorum 7,13 olur. Ama eğer benim fonksiyonum böyle olsaydı, bakın g bu, f de bu. Bazı x değerleri için g daha yukarıda görüntü alırdı. Değeri daha fazla olurdu. Ama x'e ne verirsek verelim f'in değerinin daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde olamaz arkadaşlar. Yani bunların bir tane ortak noktası olabilir en fazla. O halde benim f parabolümde işte şu şekilde bir paraboldür diyebilirim arkadaşlar. Birden fazla ortak noktaları olamaz. Çünkü her zaman f g'nin üstünde kalacaktı. Peki buraya kadar getirdik soruyu. Şimdi iki parabol birbirine ne zaman teğet olabilirdi? Mesela f parabolü ile g parabolünün birbirine göre durumunu incelerken ben ne yapıyordum? Önce g'yi bu tarafa atıyordum ve kesişim denklemini elde ediyordum. Eğer bu kesişim denkleminin deltası pozitifse parabol ile parabol iki farklı noktada kesişiyordu. Deltası sıfırsa parabol ile parabol birbirine teğetti. Deltası negatifse paraboller kesişmiyordu diyordum. Bakın burada şu durum söz konusu. Deltası sıfır. Peki deltanın sıfır olması bana neyi söyler arkadaşlar? Hangi denklemlerin deltası sıfırdır? Atıyorum x-5'in karesi eşittir sıfır gibi. Eşit iki tane kök gelmeli. Dolayısıyla tam kare ifade olmalı arkadaşlar. Yani burada bu soru için fx-gx mutlaka a çarpı x-k'nın karesi şeklinde bir fonksiyon olmak zorunda. Tabii ki x eşittir 5 geliyor ya burada. Bu ne demektir? F parabolü ile g parabolü 5 apsisli noktada birbirine teğettir demektir arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda f ile g 2 apsisli noktada birbirine teğet. Dolayısıyla ben buradan da k'nın artık 2 olduğunu anladım. Yani f eksi g'nin denklemi bu şekilde olmalı. Şimdi soruda kullanmadığımız bir veri daha var. F'in baş katsayısı 1'di. Öncelikle şu ifadede 9'u da bu tarafa attığımı düşünüyorum. Neyi elde ediyorum? Çünkü fx eksi gx'i değil mi? Fx eksi artı x kare eksi 9 eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi. Bunu elde ettim. Yani şunu elde etmiş oldum şu anda. F'in de baş katsayısı 1'di. Yani x kareli bir şeyler bu da. Bir x kare de burada var. Dolayısıyla 2x kare olmalı. Bakın buradan x kare geliyor zaten. Demek ki ben buradan a'nın da 2 olduğunu bulmuş oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ben f'i tespit etmiş oldum. Çok teknik bir detay. Şimdi neyi istiyor? F3'ü istiyor. Artık getirelim x yerine 3 yazalım. F3 buradan 9 eksi 9'dan 0 geldi. 2 çarpı 3 eksi 1 1 karesi de 1 geldi. Yani F3 dediğim değer 2'dir. Cevap da Bursa'dır diyebiliriz.